yakın zamanda işletmeye açılması planlanan bir altın madeniyle ilgili sahada incelemelerde bulundunuz. Neler tespit ettiniz? Düşünceleriniz neler? Onu öğrendiniz. Evet, şu anda bulunduğumuz alan, özellikle bunu yaptım, şuradayız. Cazgırlar Köyü'ndeyiz. Burası Çanakkale'mizin barajı, Atiksar Barajı. Şu kırmızılarda kılcal damarların, su damarlarının olduğu harita ve burası bir koruma alanı barajımızın. Tam da o barajın koruma alanının içerisinde arkamızda gördüğümüz alanın tamamında bir altın işletmesi yapılmak üzere harekete geçirmiş durumda. Ne yapılmış? Ağaçlar kesilmekte, bir kısmı kesilmiş. Orada bir çukur var. O çukur çıkacak olan toprağın, zehirli toprağın depolandığı bir alan. Onu gördük. Sonra aşağıya doğru indik. Aşağıda dere boyuna geldik. Dere boyunda da bütün dere boyunca büyük, neredeyse 1 metreye yakın veya 60-70 santimlik kutrunda ağaçların kesildiğini gördük. Derenin açılmakta olduğunu gördük. Dere yatağının ağaçlardan arındırılması çalışmalarını gördük. Muhtemelen oraları kapatılacak ve yol olarak ya da bir çalışma alanı olarak kullanılacak. Ormanın katledildiğini gözümüzde hep beraber gördük. Devam edecek idi muhtemelen ama biz geliyoruz diye herhalde çalışma yok şu anda. Ama sonuç itibariyle işte şu anda da Cazgırlar Köyü'ndeyiz. Arkamızdaki görünmüş olan alan, tepelerin bir bölümü yok olacak. Onlar hepsi kaldırılacak. Topraklar, ağaçlar kesilecek. Topraklar işlenecek. Siyanürle zehirlenecek. Ve ondan sonra altın alındıktan sonra da o topraklar yine aynı o bölgedeki çukur bir alan var. Buradan görünmeyebilir. O alana depolanacak. Ve bu sefer de yeraltı sularıyla muhtemelen süreç içerisinde her ne kadar betonlar içerisinde alınacağı söylense de ama sonuç itibariyle o riski hep beraber taşıyacağız. Yeraltı sularımız tehlike altında kalacak. İki, ormanlarımız iyice yok edilecek. Bu da bizim oksijen kaynağımızın yok olması demektir. Flora ve faunanın ve doğal oradaki yaşantının, hayvanından tutun, bitkisine kadar yok edildiğini göreceğiz. Bu ufak tefek bir alan değil. Bu yüzlerce dönüm bir alan, binlerce dönümün üstünde bir alan ve burada dediğim gibi ormanlık alanlar yok edilip o tepeler tıraşlanmak suretiyle zehirli topraklar bir yere karşı yakaya, o yerin karşısındaki çukurlara depolanacak ve burası tamamen yok olmuş olacak. Burada Kaz Dağları'nın dünyanın ikinci oksijeni en yüksek dağ olduğunu unutmayalım. Ve bu oksijen de buradaki ormanlardan, o ağaçlardan kaynaklanıyor. Gördüğünüz gibi burada da yüzlerce kaynak var, küçük dereler var. İşte bu dereler bu barajı besliyor. Bu haritayı ben yapmadım. Bu harita Devlet Su İşleri'nin haritası. Ve şu mavi çizgi, gördüğünüz gibi Devlet Su İşleri'nin çizdiği çizgi, mutlak koruma alanının dışında dikkat edilmesi gereken alan. Yani buralarda su kaynaklarının korunması, bu barajına gelen suların korunması anlamı taşımaktadır. Ve tam da onun göbeğine, başlangıcına bir altın işleme merkezi kurulmaya çalışılıyor. Daha önce bu mücadelesi yapıldı. İlk defa yapılmıyor bu. Bir geri adım atıldı, bir durdu. Şimdi yeniden bir hamle başladı. Bir tane altıncımız vardı, zarabımız vardı. Şimdi Alamos Gold'cumuz var. Ama zarabın başına ne geldiğini hep beraber gördük. İnşallah Alamos Gold'un da başına o gelecek. Çünkü doğanın tahribi, sahtekarlık ve hilekarlık yaradan katında makbul sayılmaz, gereği yapılır. Biz onun için mücadele ediyoruz. Çanakkale'den geldik. Sadece ben değil, Sayın Milletvekilimiz Muharrem Erkek burada. Meclis üyelerimiz burada. Adalet ve Kalkınma Partili, Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyelerimiz burada. Sivil toplum kuruluşları burada. Gönüllüler burada, çevreciler burada. Hep beraber buradayız ve bu bağlamda köylülerle de konuştuğumuzda onlar da bu doğanın yok olmasını istemiyorlar. Çünkü burası bir merkez, Kaz Dağları ve bu merkezin Biga Yarımadası, Çan, Biga, Ezine, Bayramı, Çanakkale, Kumkale Ovası, Lapseki, bütün bu coğrafyanın su kaynağı burası. İki, oksijen kaynağı. Sadece bu coğrafyanın değil, aynı zamanda karşıda Midilli Adası'nın da, Gökçeada'nın da su kaynağı. Hatırlatma yapayım, Gökçeada'da tepede bir su kaynağı çıkar. İşte buradan gelen suyun kaynağıdır o. Dolayısıyla böyle bir coğrafya,
Burası aslında bir yerde kutsal bir coğrafya biliyorsunuz. Mitolojik değeri de var. Ve bir kere alacağız bu altını. Buradan kaç ton altın çıkarsa çıksın bunu bir kere alacağız. Ne pahasına? Doğayı yok etme pahasına alacağız. Ve ondan sonra bu sürdürülebilir değil. Bundan sonra onu aldıktan sonra yeniden altın üremeyecek burada. Ama bu doğa sürdürülebilir bir doğadır. Bu doğa bize hem sağlık turizmi için, doğa turizmi için, bizim tarım üretimimiz için, sağlıklı ürünlerimiz için hep bu noktada önemli bir sürdürülebilir bir doğadır, doğa parçasıdır. Bunu korumak her Türk insanının görevidir. Her Müslümanın görevidir. Başkanım, sizin bir kaygınız da Çanakkale Belediye Başkanısınız ve Çanakkale'nin düşmesi ihtiyacını karşılayan Atiksel Barajı'nı kirleteceği yönünde. Onunla da ilgili birkaç cümle biraz var. Biraz önce de bahsettim. Atiksel Barajımız ve çevresi ve Devlet Su İşleri'nin çizdiği alan, korunması gereken bir alan. Tabiatıyla yegane su kaynağımız Atiksel Barajı ve kentte giderek biliyor, geçerken görmüşsünüzdür ne kadar az suyumuz var. 14 milyon 900 bindi geçen hafta, şimdi 14 milyon 700 bine düşmüş. Yağışlar durdukça oradan üremiyor, ancak kar yağması lazım. Bir de onun kirlenme riskini, zehirlenme riskini Allah korusun düşünürsek büyük bir felaket. Yani efendim alternatif var mıdır? Ya alternatif var mıdır? Bayramış Barajı var, o da tehlike altına giriyor. Umur Bey Barajı var, o da tehlike altına giriyor. Yani Kaz Dağları bir ekosistem, hep onu söylüyorum. Ekosistem, yani ne demek sistem? Hepsi birbiriyle ilintili, bağlantılı. Oksijen, su kaynağı, tarım alanı, alüvyonlar, hepsi bir bütün. Bunun bir parçasını yok ederseniz sistemi bozarsınız. Demek istediğimiz, ısrarla söylediğimiz ve dediğim gibi sadece bir kere kaç tonsa altın alacaksınız. Bir kez daha tekrar ediyoruz. Çıkacak olan altının %95'i yurt dışında gibi şirketlerin alıp götürülecek, parası veya altını neyse. Bize beyan edilecek altının %5'i kalacak. Eğer ne kadar beyan edilirse. Değer mi? %95'i bize kalsa, hadi bakalım bir düşünelim, acaba 3 lira 5 lira şey mi olur? Sonuçta kökü topu şu alanda çıkarılacak altın, hesap etti biraz önce arkadaşlar, 1,5 milyar dolar. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin, devletinin bu parayı alacak olsa anlayayım. Ama bunu sadece %5'ini alacak, onun dışında hepsi şeye gidecek. Ve onun için biz bu noktada yani milli gelir açısından da bize bir faydası olmayacak. Doğanın sürdürülebilirliğine de engel olacağız. Dolayısıyla buna sonuna kadar mücadeleye korumak için mücadeleye devam edeceğiz.